Şimdi öncelikle hoş geldiniz gençler. Bugün önemli bir konudan bahsedeceğiz. Yani kanalla ilgili bir durum. Kanalın kapanmasıyla ilgili bir durum hatta. Yani bayağı aslında sıkıntılı bir olay. Ama çözdük bir şekilde. Yani kanal açıldı. 2 saat içinde falan, 2 saat 20 dakika içinde kanal tekrardan açıldı. Ama nasıl kapatıldı? Yani kapatıldığında kanalda herhangi bir telifle ilgili falan bir şey yazmadı. Hani spam, aldatıcı herhangi bir içerik falan böyle ya da toplum ihlallerinden falan diye bir uyarı verdi böyle. Kanala girdim. Ya ben normal dolaşıyordum açıkçası. Hani arkadaşlara gelmiştim. Herhangi bir şekilde videomu açacaktım. Videodan bir şey gösterecektim. Bir anda baktım kanal gözükmüyor. Hiç aklım ucundan bile geçmedi bu kanalın kapanınca. Sonra bir baktım kanala giremiyorum falan. Dedim asiktir. Sonra bizim Facebook gruplarına falan baktım. Onlar da giremiyor. Şu an kanal kapandı mı diye bana mesaj atmışlar. Ne oldu abi? Ben de Kamil Koç'a yazmıştı minimum sistem gereksinimlerinde. O da aynı şey başına gelmişti. Sağ olsun o da yardım etti. Onun dışında diğer gruptan da bir sürü arkadaşlarım falan da yazdı. Hatta komiseri falan da yazdı. Diğer Berat Ünal kardeşim de yazdı. Hani ne oldu falan diye. Yani nasıl çözümü söyleyeyim aslında. Sizin de işinize yarasın. Bana bir mesaj geldi. 22.42'de kapandı kanal. Onu söyleyeyim. Ya boş boşuna yapmışlar bunu. Hani biri şikayet etmiş belli. Çünkü boş boşuna kapanmaz bu kadar kanal. Çünkü milyonluk izlenen videolar kapanmıyor. Milyonluk izlenen kanalların büyük bir kanal olmasa bile videolar kapanmıyor. Telif gelmiyor. Belli topluca bir şikayet falan gelmiş. Neden geldi, ne yaptılar onu da bilmiyorum da. İşte 22.42'de bana mesaj geldi abi. Hesabınız geçici olarak devre dışı bırakıldı diye. Orada abi ben ne yaptım? Web tarayıcısıyla hesabınıza giriş yapamıyorsanız ve hesabınızı kurtarmayı denemek istiyorsanız lütfen bize ulaşın. Bize ulaşın kısmına tıkladım. Ondan sonra oraya işte tam adımı yazdım. Kendi linkimi koydum. En altta da arkadaşım sağ olsun bir yazı yazdı. Türkçe yazdık. Hani eskiden olsaydı büyük sıkıntı çıkartırdı. Ulaşamazdık ama ilk kez gördüm. Hani YouTube Türkiye'nin ilk kez iyi bir olayını gördüm. Türkçe yazdık. Her şeyi Türkçe yazdık. Kanalımızda böyle böyle hiç kimsenin emeğine girmiyoruz falan hani. Tamamen kendi işlerimize, kendi emeğimize videolar çıkartıyoruz. Yazdığım şey de buydu. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı ve çok kısa sürede açıldı aslında. 2,5 saat bile olmadı. Kanal tekrardan açıldı. Ama bunu kimin neden yaptığını falan bilmiyorum. Hani sıkıntısı olan gelsin benimle konuşabilir yani. Böyle saçma sapan işlere gerek yok. Çünkü bu bir emek yani. Bu 2,5 yıldır olan bir kanal. Özellikle son birkaç aydır yükselişe geçen bir kanal yani. Bu saçma bir uğraş olmuş. Ama sağ olun hani bana özelden mesaj atanlar da Facebook gruplarından da Facebook sayfalarından da yazanlara ayrı ayrı teşekkür ederim hani o manevi destek için. Ben de bir şekilde mailimizi atarak ki farklı bir yere atmadık. Sadece Google'dan gelen mesajın üzerine yanıt verdik. Hani sağ olsunlar 2,5 saat içinde de kanal tekrardan açıldı. Bir sıkıntı olmadı. Hani çözecek arkadaşlar değişik yollara başvurmasına gerek yok. Hani buradan size mesaj attıkları yere karşılık bir yanıt yazarsanız düzgün bir şekilde. Tamamen düzgün yazın. Hiç kendinizi acındırmayın. Sadece olayı anlatın. Kesinlikle kimsenin emeğine girmiyorum. Eğer bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız hani haklıysanız haklı olduğunuzu belirterek gereken en kısa sürede yapılmasını ve kanalınızın tekrardan açılmasını rica ediyorum diye yazın. Zaten ben o yazdığım kısmı da sizinle paylaşabilirim. Hani eğer silmediysem hala duruyorsa sizinle paylaşabilirim. Onu da kullanabilirsiniz o yazıyı. Öyle. Hani bir bilgilendirme gibi bir şey olsun dedim. Hani bunu yapanlara da bir karşılık olsun. O zaman ne yapalım? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Deneme deneme ısır beni 6-9-3.